Gelir Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre, e-defter dosyaları ile bunlara ilişkin beraat dosyalarının ikinci kopyalarının Gelir Dairesi Başkanlığı'nın bilgi işlem sisteminde saklanması gerektiği bildirilmişti. DİA'dan gönderdiğimiz ve GİP tarafından onaylanan zip dosyalarının ikinci kopyalarının saklama işlemi nasıl yapılır? Öncelikli olarak edefter.gov.tr sayfası üzerinden e-defter saklama programını indirmemiz gerekmektedir. Sayfanın sağ tarafında bulunan e-defter saklama alanından e-defter saklama programını bağlantıya tıklayarak indiririz. E-defter saklama kılavuzuna ise aşağıdaki link üzerinden ulaşabiliriz. Eğer bilgisayarımızda 8 Ocak öncesinde kurulumunu tamamladığımız program var ise denetim masasından programı kaldırarak yeniden yüklememiz gerekecektir. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum işlemi yapmamız gerekmektedir. Açılan kurulum penceresinde sözleşme yer almaktadır. Okuduktan sonra ilgili kutucukta işaretleme yaparak sözleşme maddelerini kabul etmiş oluruz. Install seçeneği ile kuruluma devam ederiz. Kuruluma devam etmek için ileri seçeneği ile ilerleriz. Tekrardan lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ederek ilerleriz. Yükleme işlemini başlatırız. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra son seçeneği ile pencereyi kapatırız. Program yükleme işlemi tamamlandıktan sonra program açılacaktır. Ayrıca masa üstünde kısa yol olarak da eklenecektir. Programın genelini inceleyecek olursak yukarıdaki sekmelerde e-defter listesi, dosya yolu belirleme, kuyruğu atma logları seçenekleri bulunmaktadır. Burada ilk yapılacak işlem dosya yolu belirlemek olacaktır. Fakat öncesinde mevcut elektronik defter imzalı dosya dizinimizin haricinde bir dosya daha oluşturmamız gerekmektedir. Sebebi ise e-defter bildirim programına yüklenecek dosyaların belirli standartları olması gerekmektedir. Özellikler şu şekilde olmalıdır: Kebir zip dosyası, Kebir beratı zip dosyası, YMİ zip dosyası, YMİ beratı zip dosyası, GİP Kebir beratı zip dosyası, GİP YMİ beratı zip dosyası şeklinde bulunmalıdır. Bu dosyaların haricinde defter raporu, YMİ XML'i, Kebir XML'i ve diğer dosyalar bu dizinde yer almamalıdır. Bunun için indirilen dosyaların dışında yeni bir klasör oluşturulması gerekmektedir. İnceleyecek olursak, masa üstüne gelerek göndereceğimiz klasörü tanımlarız. Masa üstüne indirmiş olduğumuz dosyayı görüntülediğimizde klasör içerisinde göndermiş olduğumuz dosya bulunmaktadır. Yeni tanımladığımız klasöre bir dosya açarak içerisine kebir zip dosyası, kebir beratı zip dosyası, YMİ zip dosyası, YMİ beratı zip dosyası ve son olarak GİP kebir beratı zip dosyası ve GİP YMİ beratı zip dosyalarını aktarırız. Oluşturduğumuz yeni klasörde eski klasörde yer alan herhangi bir XML veya SLT uzantılı dosyalar yer almaması gerekmektedir. Dosya oluşturma işlemini tamamladıktan sonra programa geri döndüğümüzde dosya yolu belirleme sekmesinden dosyayı klasörden seç seçeneği ile seçebileceğimiz gibi hedef dizinde yazarak da belirleme sağlayabiliriz. Klasörü seç dediğimizde hedef klasörü seçtikten sonra işlemler altında bulunan kaydet seçeneği ile dosyayı kaydederiz. Kaydetme işleminden sonra farklı bir klasör seçme işlemi de klasör seç seçeneği ile gerçekleştirilebilmektedir. E-defter bildirim programı 1 dakika aralıklar ile mevcut dosya dizinini dinleyecektir. Bu dinlemede zip formatlı dosyaları GİP sistemine aktaracaktır. Dosya seçme işlemini tamamladıktan sonra değişiklikleri kaydederiz. E-defter listesi alanına geldiğimizde sunucuya gönderilen e-defter listesini görüntüleyebiliriz. Kolonlarda ünvan bilgisi, vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası, paket adı, gönderim adı, işlem zamanı, dönem, şube numarası ve belge türü bilgileri yer almaktadır.
Liste bilgilerine göre kolonlarda filtrelemeler gerçekleştirilebilmektedir. Gönderim adımı kolonundan gönderim durumu takip edilebilmektedir. Ayrıca kuyruğa atma logları seçeneğinden de kuyruğa atma adımlarını takip edebiliriz. Hedefler listesinde bulunan bilgilere göre yapılan işlemleri tekrarlayabiliriz. Ayrıca sunucuya gönderilen hedefler listelerine gönderimi tamamladıktan sonra Excel veya PDF olarak raporunu almamız mümkündür. Aynı şekilde kuyruğa atma logları ile de logların Excel ve PDF dökümleri alınabilmektedir. Elektronik defter ve beratların ikinci kopyalarının gibi yüklenme süreleri, edefter.gov.tr adresinde bulunan saklama kılavuzunun tabloda yer alan dönemlere göre aktarım sağlanması gerekmektedir. Edefter saklama dizinindeki dosyaların boyutu 200 MB üzerinde olmamalıdır. Detaylı olarak kılavuz incelendikten sonra program üzerinden defter gönderim işlemleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir.